Bu son nefese kadar mı Rütbe abi? Yani kemalatı olmuyor mu yine bu iş? Hani oldum, ya ne güzel işte çevreyi buldum, dostları buldum, yolu buldum. Meclis güzel, bereketini verdi. Hani terbiye anlamında söyleyeyim. Yani terbiye oldum, oldum diyen ölmüştür. Şey. Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, yeni bir kardeşiz programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar stüdyomuzda bu programın birlikte icra ettiğimiz kıymetli Mehmet Lütfü Arslan hocamız, abimiz var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, Safa bulduk Süleyman'cığım. Lütfü abicim bu ikinci programımız. Hayırlara vesile olsun. Amin. Geçtiğimiz hafta böyle bir heyecanla başladık. Ee, kendi adıma bahtiyar oldum. İnşallah sizin için de güzel olmuştur. Sonradan ben tekrardan yayını izledim. Bayağı aralara girmişim. Öncelikle sabla, yok, yok, tam tersi. Ben onu özellikle arzu etmiştim. Ee, bir Arap şairi diyor ki kimin kim olduğu sonradan biliniyor elhamdülillah diyor. Altına yazıyor, yazıyor elhamdülillah diye. Bu programında ne oldu sonradan çıkacak <laughs> elhamdülillah. O zamana kadar konuşmaya devam Süleyman. <laughs> İnşallah. Akıbetimizi hayır eylesin Mevlamız. Hep öyle dua edelim. Şimdi şöyle Lütfü abi biz ilk programdan sonra şunu da arz ettik. Yani sonuçta bu dönem belki çokça kayıtlar alınıyor, çokça sohbetler, söyleşiler yapılıyor ama bizim programımızın hani ilgilisi biraz da takip etsin diye bize sorular sorsunlar istedik. Benim gördüğüm kadarıyla YouTube kanalı üzerinden Erkam TV'nin hem hayır dualarda bulunan tebrik eden insanlar oldu aynı zamanda sosyal medya üzerinden mesela bugünkü programda neler işleyeceğimize dair Hani tekliflerini aldık insanların Eğer müsaade ederseniz birkaç tekliften bahsetmiş olayım yani bu biraz zor. Yani ne konuşalım diye sordunuz siz. Evet ne siz konuşalım diye soruyoruz. Çünkü, gelen teklifleri konuşacağız. Evet şimdi. konuşalım evet. ya da hani en azından ben bir hani insanlar neler merak ediyorlar, ne gibi beklentiler var bunları da az çok nazarlarınıza sunmak isterim. Melek Hanım mesela muhabbet ve salihlerle birlikteliği sormuş. Böyle bir konu işleyebilir misiniz diye. Hatice Özdemir kardeşimiz kul Rabbini nasıl daha yakından tanıyabilir, nasıl Allah'ın rızasını kazanabiliriz? ve hayırlı programlar dilemiş bizlere. Bir başka izleyicimiz adaletsizlikten, vicdansızlıktan bahsedebilirsiniz. Bugün en çok adaletsizlik, vicdansızlık, merhamet yoksunluğuna vurgu yapmış. Bugünlerde tabii 6 Şubat'ı geçtik. Depremin yıl dönümüydü. Allah rahmet eylesin tüm kaybettiğimiz insanlara. İnşallah hükmen şehittirler. Mesela afetlere Müslümanca bakış nasıl olmalı? Çünkü bu depremin de büyük bir krizi oldu. Yani o 11 şehir Binlerce insan belki bir inanç krizi yaşayanlar da oldu. Bunlara Müslümanca bakış nasıl olmalı? Ya da son zamanlarda işte sosyal medyada daha çok Ramazan Hoca olarak bilinen bir zat katledildi İstanbul'da. Onun hüznü, onun acısıyla birçok şey konuşuldu. Onu konuşabilir misiniz diyen olmuş. Bizim kadim dostlarımızdan Abdurrahman Çetinkaya, ümmetin ayrılığı ile ilgili bir meseleyi işler misiniz? Diyelim ki, Birçok eylem yapılıyor Türkiye'de. O eylemlerde bile bazen birlikte olunamayan bir ruh hali olabiliyor. Bununla ilgili üzüntüsünü dile getirmiş. Yani aslında böyle sayabileceğim çok şey var. Yani gördüğünüz kadarıyla bizim e, takipçilerimizden kimisi İslam'ın bilim ve modernizm arasındaki yerini sorguluyor. Veyahut da bir başkası din istismarı nedir? Ve bunlar nasıl mücadele edilir? Ve cehaletle istismarın bir bağı var mı? Bunu soruyor. Bunlar aslında bayağı büyük bir program konusu Lütfü abi esasında. Kimisi sadece Gazi'ye konuşun demiş. İlk programda zaten sadece Gaziye ayırmıştık büyük oranda. Bir de mesela kardeşliğin kapsadığı bir mevzu olan ırkçılık İslam'la nasıl bağdaşmaz? Yani ırkçılığı farklı türlü yorumlayanlar da var. Bizim algıladığımız manada algılamayan, hani milletini ırkını sevmenin ırkçılık olmayacağını ve bunun da aslında bugün yanlış algılandığını söyleyenler de var. Bunun gibi konular lütfen abi. Ben sözü çok uzatmış olmayayım. Yani aslında bizim kardeşiz programının çerçevesini siz ilk başta çizmiştiniz. İslam kardeşliği en yüce, en büyük şemsiye. Bunun altına çok şey girer. Evet. Bugün gönlünüzde bir şey var mı lütfen? Şöyle İslam kardeşliği aslında en üst çerçeve, en ideal çerçeve. İlginç bir şekilde hani yolun sonu başında dürülüdür fehvasınca aslında en alt çerçevede. Yani şöyle kardeşlik gerçekten bizim her fırsatta ifade edeceğimiz. Aramızda her türlü sıkıntı da olsa, kanlı bıçaklı da olsak kardeşiz diye telif edeceğimiz bir çerçeveyken diğer taraftan ya ballı kaymaklı o kadar böyle doyamıyoruz muhabbete dediğimiz noktada da yine kardeşiz bak çerçevesi bize yetmesi gereken yine en önemli çerçeve. Yani bu çok ilginç bir noktadır. Evet, yani, yani en dipten en zirveye yine evet, kardeş miyiz? Evet. Yani dipte de kardeşiz. Şöyle yani yarın bir gün seninle kapışırsak Süleymancığım. Evet. Kardeşiz deyip şey yapabiliriz. Sonuçta Devam İslam edelim. kardeşliği onda onu da asgari, tabii, içeriyor. Asgari seviye yine kardeşliktir. Azami seviye yine kardeşliktir. Bu şundan bizi kardeş kılan Allah olduğu için mi? Amin. İnnemel <laughs> mü'minile ihvetun. Çünkü bu dostluk dediğimiz işte yaranlık dediğimiz, yarenlik dediğimiz efendim bir tür hani arkadaşlığın en üst seviyesinde bile gözükmeyen bir olmayan bir e, seviyedir ki Allah Resulü böyle canından böyle eş tuttuğu yarı gar olarak gördü Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i bile bir dost edinecek olsaydım Ebu Bekir'e edinirdim ama İslam kardeşliği evladır diye ifade etmiş yani Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Resulullah Efendimiz arasındaki muhabbeti, dostluğu, kardeşliği hiç kimseyle efendim göremeyiz hayatımız boyunca da kıyamete kadar da göremeyeceğiz eşsiz ama, Evet eşsiz bir şey o ama Efendimiz İslam kardeşliğini getirmiş onun üstüne koymuş demiş ki İslam kardeşliği bundan daha üstündür bu anlamda da evet. en ideal seviyede İslam kardeşliğidir aramızdaki en minimum seviyede İslam kardeşliğidir ha bunu kemalata erdirmekte o bizim aramızdaki bir münasebete bağlıdır her ilişki yatırım ister dolayısıyla Sevgiye, muhabbete yatırım yaptığımız takdirde bu iş, e, kardeşlik her zaman inşallah inkişaf edecek bir şeydir. Sorulan sorularla ilgili de şunu söyleyeyim Süleymancığım. Biz her şeyi biliyor değiliz. Her şeyi böyle anlatacak durumda da değiliz. Ha bilebildiğimiz kadar konuşuruz. Şimdi Konfüçyüs'e bir öğrencisi böyle heyecan, hayran hayran bakıyormuş. Konfüçyüs anlamış demiş ki sen benim her şeyi bildiğimi zannediyorsun değil mi demiş. Evet efendim siz her şeyi biliyorsunuz demiş. Yok ben her şeyi bilmiyorum demiş. Ama ben her şeyi birbirine bağlayan bir şeyi tuttum. Şimdi bir noktayı istinattan konuşursanız her şey hakkında bir şeye sahip olabilirsiniz bir kanaate. Bir çobanın hani koyunlarıyla ilgili, bilgisi gibi Süleymancığım. Ya bir çoban koyunlarının arasındaki o düzeni, irtibatı, onlarla ilişkisini öyle bir formülize edebilir ki işte buna biz hikmet diyoruz, erdem diyoruz. Erer yani. Bir müddet sonra işte ya bu koyunlar var ben varım. Bu koyunlar ben olmadan gidemez gelemez. Demek ki beni yaratan bir Rabbim var diyecek mesela. İşte bir köpeğe bakacak onun bir konumu var. İşte efendim koyunlar arasındaki farklara bakacak. Dolayısıyla böyle çok ciddi kendine göre bir yere gelebilir. Biz de sonuçta bir yerden konuşup bakıyorsak Allah'ın izniyle o bizim her konuda bir şeyler söylememize imkan sağlayacaktır. Baktığımız yeri biraz önce söyledim o kardeşlik seviyesi. Kardeşlik noktayı nazarı. Bir de elhamdülillah tabii hem Müslümanlığımızın hem böyle bu tür konularda Kur'an ve Sünnet'in bize koymuş olduğu umdelerin ve onların bize kazandırdıklarının doğrusu önümüze çok ciddi böyle yollar açacağını ben hep iman etmişim. O yüzden Müslümanın her zaman bir sözü vardır, her şeye sözü vardır çünkü Müslümanlık bu dünyada. Rabbimizin muradı ilahisidir. Yani hakkımızdaki muradı, insanlık hakkındaki muradı Müslümanlıktır. O bir şeydir yani. E, gaye hayaldir. Ruhumuzun ufkudur. O zaman şöyle ben yine anladığımı da anlatmış olayım. E, yani burada birçok meseleyi konuşacağız Yusuf abi. Biz sonuçta... Her şeyi konuşabiliriz. Evet yani. her şeyi konuşabiliriz. Ve hakikaten de her gönül bir başka hikayeyle yaşıyor sonuçta. Sizi Cenab-ı Allah bugüne kadar yaşatmış. Binlerce kendine göre insanı dinlemişsiniz. Kendinize göre okumalarınız olmuş. Ve aslında yani her soruya verdiğiniz cevap yeni ufuklar açabilir. Yani özellikle gençlerde, sizden küçüklerde. Bu bir de münasip meselesi. Söz, evet. söz de biliyorsunuz tohum gibi yani muhterem Osman Nuri Topbaş hocamızın bir şeyi vardır. Hani kitaplar ve dergiler meçhule gönderilen mektuplar gibidir. Gider bir yere hiç kimse ummadığı bir zamanda o dergiyle mektupla buluşur o mesajla ve bambaşka dünyalar açılabilir. Öyle. O yüzden ben Deniz'de hani biraz bu arada aracılık yapmaya gayret edeceğim. Yani aslında... Ben işte ona çok şey evet değilim. istemiyorsun. Aracılık istemiyorum. Tamam. Tam <laughs> sen de şimdiye kadar Allah razı olsun. Böyle çok güzel hem dergiler çıkarttın hem konferanslara gidiyorsun. Sürekli böyle bir uğraşın içerisindesin. Görebildiğim kadarıyla hatta benden daha fazla bu efkarı umumiyenin yani özellikle İslami hassasiyeti olan camiaların böyle efendim gündemlerini de çok daha yakından takip ediyorsun. Mesela işte bir İzmir gündeminiz var şimdi değil mi? İzmir'e gideceksin. Gazze ile ilgili. Bir Filistin inisiyatifi var mesela. Bu noktalardaki evet. çalışmalardan elhamdülillah geri durmuyoruz. Bu önemli bir şey. Yani bu Müslümanların gündemiyle, Müslümanların derdiyle, Müslümanların sevinciyle hallenmek evet. demek. Evet. Bu da zaten bizim e, maksadımız. Dolayısıyla evet. hani böyle karşılıklı konuşabileceğimiz bir Olur. platform olarak bunu kurgularsak da İyi olur. Olur. güzel olur. olur. Yani Lütfü abiye soracağız o cevaplayacaktan daha ziyade. Olur. Müzakere ediyoruz. Olur. Kardeşhane. Olur. Peki bugün için özellikle bu sorulardan yola çıkarak mesela bu soruların içerisinden. Sen seç. Yani e, ben mi seçeyim? Seç. Cevaplamak ister miydiniz? Evet. Hmm. Şimdi mesela böyle geniş bir soru. insan nasıl terbiye olur diyor. Zor bir soru aslında şu noktada. Yani hep bir terbiye mümkün mü lütfen abi yani hayatımızın sonuna kadar yani mesela kemale ermek yok mu? Mesela bize göre diyelim ki siz bir yaştasınız. 50'yi geçtiniz bir tam bilemedim Geçtim. şu an. Evet. Yani bitmiş mi oluyor? Yani siz hani iş bitmiş mi oluyor lütfen abi? <gülüyor> yok. <gülüyor> yani... yok senin mesela bir ara ben hatırlıyorum. Bu Kur'an-ı Kerim okumaların sırasında bu 40 yaşla ilgili bir şeyim vardı. Sen 40'ı geçtin değil mi? Geliyorum. Geliyor. 2-3 e, ay. 2-3 ay mı kaldı? E. Ay evet. ne güzel. 40 mesela bir, önemli bir yaş seviyesidir. Doğru. Peygamberlik de 40 yaşında verilmiştir Resulullah Efendimiz'e ee, ve orada bir işaret de vardır Kur'an-ı Kerim'de. Yani bir olgunluk işaretidir aslında. 40'lıktan hmm. sonra Hazretleri Paklar diye de, Doğru. de bizim atılan sözü evet, de vardır. O da bir irfani ya, yıkmış irf, muhtemelen. Tabii tabii. Yani Anadolu Yani 40 40'a kadar anlayacaksın al, diyor yani çok şey öyle mi? Yani şöyle 40'tan sonra biraz insan gerçekten daha böyle bir ağır olmalı, hmm. çeki düzen vermeli kendisine. Ve o noktada bakışını belki düzeltmeli. Bir de bir hadis-i şerif var. Ee, Allah diyor 60 sene ömür verdiği kulundan mazereti kaldırmıştır. Bu da bana şey olarak geliyor. Diyorum ki 60'a kadar bu dünyada niye artı bir olduğuna dair sorunun cevabını bulman lazım. Hmm. Ve onunla ilgili yola düşmen lazım. Ve işaretleri alman lazım. Bunu yapmadıysan o zamana kadar ondan sonra bir mazeretin yok. Ha bunun şöyle bir farklı bir anlaşılma ihtimali daha var. İnsan 59 senede arayabilir yani. 60. senede keşfedebilir. Dolayısıyla bu arayış devam etmeli. Ben orada işte terbiye konusuna girecek olursak Evet. şöyle düşünüyorum Süleymancığım. İnsan bir kere böyle bir ihtiyacı hissetmeli. Kendi terbiyeyle ile ilgili. Evet. Ben terbiye olmalıyım. Terbiyeye ihtiyacım var şeklinde bir ihtiyacı her zaman hissetmeli. Niye biliyor musunuz? Ayet-i kerimeyle sabit. Es-Hâzibule fe'alhamaha fucuraha ve takvaha. Bize Cenab-ı Hak hem fucur hem takva ilham etmiş. Bu ne demek? Biz hem iyiye hem kötüye sevk olunabilecek, kendimizi oraya yöneltebilecek bir potansiyele sahibiz. Hatta sufiler oradaki nükteyi şöyle efendim yorumlarlar. Derler ki önce fucuru ilham etmiş, sonra takva gelmiş. Fucur önce bir yerleşmiş, ev benim kardeşim demiş, takva üstüne gelmiş. Dolayısıyla hani nasıl bir kainatta bir entropi vardır? Bıraktığın zaman her şey Yok Dağılıyor. oluşa gider. İnsanı bıraktığın zaman darmadağın olur. Negatif entropi lazım. Yani nasıl? Hayatta kalmak için yemek içmek gerekiyor. Yani Bir düzen lazım. Düzen için. lazım. Yani o e, fenaya gidişi, yani yok oluşa gidişi bir aksi amelle veya aksiyle e, düzeltmek lazım. Yani dalgaya karşı yüzmek gerekiyor. Hı hı. İşte orada da e, insan nasıl bir ee, süreç yürütecek. Evvela bunun hakikaten kararına varmalı kendisi. Ben terbiye olmalıyım. Bir numaralı aslında şey bu. İhtiyacı hissetmeli insan. Sonra ikinci ihtiyaç geliyor. Terbiyeyi kim yapar? Kim yapar Süleyman'cığım? Yani şimdi çocuk olsaydım anne babam beni terbiye ederdi lütfü abi. Sonra evet. öğretmenler terbiye ediyor. Sonra büyüyünce üniversite hocaları terbiye ediyor. Sonra işe gidiyoruz, patron terbiye ediyor. Yani aslında herkes birbirini terbiye etmek için bayağı bir hazırda bekliyor yani. Biraz öyle. Yani Ama öyle değil işte. Nasıl anlamak? Terbiyeyi yani? hakikaten Allah'ın sizin hakkınızdaki takdir ettiği zat ve zatlar yapar. Hmm. O da bir nasip meselesidir. Yani manevi terbiye anlamında. mı? Maddi terbiye de böyledir, manevi terbiye de böyledir. Hmm. İnsanı nasıl annesi doğurur? Manevi hmm. anlamda da bir doğumu vardır. Manevi doğumunu da yapacak olan zatın veya zatların, buna yardımcı olacak zatların, çevrenin, ben buna salihler ve sadıklar çevresi diyorum. Bunun da bir nasip olduğunu ve aranarak bulunması gerektiğini insanın bilmesi lazım. Yani terbiyeye ihtiyacımız var. Bir de bunu kim yapacak? Ha şunu da söyleyelim. Hakiki mürebbi Cenab-ı Hak Teala ve Tekadesi Hazretleri'dir. Bizi terbiye eden O'dur. Yani edecek olan doğumumuzdan ölümümüze. Evet. Senuri himayetina file afak ve bize afakta ve enfüste bütün ayetleri işaretleri tek tek gösterecek. Ama bunu kimle yapacak? Kimin vasıtasıyla? Yani sebepler aleminde sebepler, sebepler aleminde. lazım mı? Evet, o da insanlar işte. Yani üstatlar, büyükler, abiler, ablalar, kardeşler. O zaman bazen, insanı insan terbiye ediyor. İnsanı insan terbiye eder. Böyle yani. Ama hani... Cenab-ı Hakk'ın izni ve müsaadesiyle ve vesile kılmasıyla. Şimdi şöyle ben birini arayacağım. Ama o birinin bana tayin edilmiş birisi olduğuna da dikkat edeceğim. Yani bu ince bir iş o zaman lütfen abi. Hani İn, böyle incenin incesi. İnce yani şöyle mesela <laughs> şimdi dinleyicilerimizden biri ben hani kimseyle işim olmaz. Kendi yolumu kendim çizerim terbiyemi de kendi yani kendime ihtimam gösterdiğim kadar yaparım. Mübarek evet. olsun ona. Böyle yani böyle o düşünebilir. Da, o da düşünebilir. Bu, bu, da caizdir. Bu da, da, bir, da bir, sıkıntı hani yok. bir, bir kendince ve bu, gidiş. Şu var ya şu 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 tavır, şu tarz. Evet. Yani insanın onurudur zaten. Şerefidir. İnsan bu kadar yani. kıymetli, mükerrem insandır. Ama o bir müddet sonra yolda şunu fark edecek ki herkes öyle ya. Her, o zaman ne yapmak lazım? İyyake nabudu ve iyyake nestaîn ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dilerizdeki o çoğul ekimi bulmak lazım. Yani onlar işte İslam kardeşleri. Hmm. E kardeş de kardeşim. Her kardeş bir mi yani? Hani gelmiş ya Fatih'e bir dilenci demiş ki bize demiş biraz kardeşlik payı verir misin? Demiş hayırdır nereden kardeş oluyorsun? E demiş Adem Aleyhisselam'dan beri kardeşiz. Ufak bir şey vermiş. Demiş ki aman diğer kardeşlerin duymasın demiş. Sana bu kadar da düşmez. <laughs> Şimdi böyle yani kardeşlik böyle güzel bir şey de bir tarafından da yani o zaman derece derecede işte insanlar diyor ki madenler gibidir ruhlar da akrabadır yani o zaman kendi terbiyemizde de esasen aslında ruhumuzun kalbimizin iyi terbiye olacağı meclislere ihtiyacımız var İnsanlara ihtiyacımız var buna e, salih çevre diyelim biz İşletme tabiriyle konuşacak olursak ekosistem yani nasıl Hı -hı. herhangi bir işletmesi mesela mal hizmet satacaksın tedarikçi lazım evet. müşteri lazım hatta gidersin mesela Rakiplerinle beraber aynı yerde evet. e, dükkan açarsın ki müşteri oraya Hı. geliyor çünkü. Bir piyasası var. Ha, bu içinde. Piyasası var. Çok güzel. Piyasa. Piyasa tabiri güzel oturdu. Tamam. Yani manevi piyasayı mı arayacağız? Manevi piyasayı arayacağız abi. <laughs> yani oranın da sonuçta bir kendi içinde şeyi var. Süleymancığım bir ara bizim Mümbit diye bir e, organizasyon vardı. Hı, çok eski. Siz bilirsiniz. 15 sene olmuştur. Evet evet. Oradaki kardeşlerimiz çok güzel hakikaten o programlardan istifade ettiler. Bir ara Allah rahmet eylesin, Fahrettin Twinikli ağabeyimiz onların böyle hamisi gibiydi. Dedi ki, ya siz dedi, madem dedi biraz iktisat ve işletme boyutunda çalışıyorsunuz, gidin dedi, mesela pazarda limon satın dedi. Şimdi pazarda limon satmak böyle en şeydir biliyor musun? Her işletmecilikte, iktisatçılıkta böyle şeydir yani. Ha işin elif yani, ABC'si. <laughs> Gittiler o şeyi hatırlarsınız. onlar o, müteşebbis üniversitelilerdi. Öyleydi. O yeri. zaman müteşebbis üniversitelilerdi onlar. Bizim o genç dergimizin eski binasının karşısındaki pazarda pazar vardı. sattılar bir, kıs, bir kısmı. Hakikaten limon sattılar. Dayak yiyen de oldular aralarında. Pazarcılardan. Niye? Çünkü o pazarın piyasası. Ya pazar, piyasa. Diyor ki adam ya bir dakika burada raconu ben keserim kardeşim. Buranın kim burada satış yapacak? Kim burada efendim nerede hangi tezgahı açacak? Hangi ürünü kim satacak? Buna ben karar veririm. Müsaade et diyor yani. Tabidir değil mi bu? Devlet de zaten bu işin en büyük organizasyonudur. Doğru. Kimin ne yapacağını, kimin ne kadar para vereceğini vergi. Şimdi her böyle en basit bayağı. Bir limon işinde bile. Limon işinde bile. Bak mafya vardır mesela. Mafyada ne yapar? Kendine göre farklı ah, raconlar keser, keser değil mi? Yani en bayağı, en süfli işlerde bile bir piyasa varsa. Ya Cenab-ı Hakk'ın kendisi için yarattığı insanın hakkındaki muradı bulmasına yönelik bir tezgah, bir piyasa, bir efendim organizasyon, bir kurgu yok mu zannediyoruz yani? Ben kendim giderim kardeşim. O da ona da, ona da müsait yol. Gidene mübarek olsun. Fakat orada işte e, kısa yollar. Yani ömrün 60 yıl o işte sonrasında mazeretin kalmadığını dikkate alarak bir an önce yola koyulup bir an önce hakkımızdaki muradı bulup yani asıl olana doğru yürüyüşü başlatmak için ne lazım? Refik lazım. Yani dost. Dost lazım. Sahne yani dost piyasa lazım. lazım. Piyasayı hmm. bulmak lazım yani. Hmm. Bu son nefese kadar mı Rütbe abi? Yani kemalatı olmuyor mu yine bu işin? Hani oldum ya ne güzel işte çevreyi buldum. Dostları buldum. Yolu buldum. Meclis güzel. insanlar güzel. Allah da bereketini verdi. Hani terbiye anlamında söyleyeyim. Yani terbiye oldum. Oldu diyen ölmüştür söyleyeyim. Yani. Sonsuza kadar. Niye böyledir? Cenab-ı Hak hmm. sonsuz çünkü. Hı. Hmm. Erkek aleminin yani, sonu yok o zaman. Son ana kadar insan hatta şöyle olacak diye deniyor. Cennete gidip de veya işte mahşerde pişman olmayacak insan yoktur. Hmm. Salihler de pişman olurlar. Ya ben her günümü değerlendiriyordum ama keşke her dakikamı değerlendirseydim. Birisi de diyecek ki, her dakikamı değerlendiriyordum ama keşke her saniyemi değerlendirseydim. Hmm. Yani dolayısıyla bu hep bir şey pişmanlık olarak öbür tarafta yansıyacak. Asıl olan ne peki? Asıl olan o daimi zikir hali dediğimiz hep Cenab-ı Hakk'ı hatırlama ve dolayısıyla kendine sahip olma şuuruna erişmek. Bu kadar dağ dağının, hayatın, teknolojinin, efendim üzerimize yağan bilgi bombardımanının altında uyanık kalmak ve o esas gayeye doğru durmadan bir yürüyüş yapmak. O zaman... Yani terbiye şart, terbiye için mürebbi şart. Mürebbi hassı bulmak lazım. Yani has mürebbiyi bana uygun çünkü. Ben biriciyim ya, bir taneyim ya. E bana uygun da Cenab-ı Hak benim kodumu, modumu ve dolayısıyla nasıl bir efendim haleti ruhi içinde olduğumu anlayıp Cenab-ı Hak'tan doğru gelecek olan o terbiye sürecini benle paylaşıp bana yöneltebilecek, yansıtabilecek benden biraz daha ileride bir mesafede olduğunu da bildiğim çünkü daha evvel benim daha doğrusu önümdeki yolları kat etmiş. Bakıp da şöyle dönüp de baktığı zaman ya bunun zaten yaşayacakları şunlar şunlar diyebilecek birisine insan ihtiyaç duyar. Yani bugün için hani usta ne bileyim hayat kılavuzu gibi birçok isimle birçok insan var. Mentor diyorlar, koç da diyorlar. Evet. Ki evet. Instagram biraz aslında o zaman e, bu bağlamda çok fazla ustayla da dolu Usta, bir yer. Zaten yani sıkıntı o. Sosyal ol. medyada herkes birine yol gösteriyor. <laughs> yani Herkes birbirini terbiye ediyor bir noktada. Kimin peşine düşsek zaten bizi kemale götüreceğini söylüyor. Yani 18 yaşındaki gençler Evet. startup başlatıp şirket kurup CEO oluyorlar ve kart bastırıyorlar. CEO filancanın kurucusu diye. <laughs> ya CEO'luk için adam 25 senesini vermiş. Yine hala oralarda böyle bir ümidi var olur muyum olmaz mıyım diye. Sen daha dakika bir gol bir. Niye böyle? Çünkü hakikaten mürebbi olmak, mürid olmak, mürebbi olmak, usta olmak biraz böyle kolay gözüküyor insanlara. Ben herkese ahkam satarım bir şekilde yön veririm diye. Ama mürid olmak, terbiye ihtiyacı olduğunu anlayıp eksikliğini fark etmek o çok büyük bir fazilet işte. Kemalat. Hani böyle Mevlana Hazretleri'nde şey vardır ya filanca yerden demişler efendim şey istiyorlar. Mürşid istiyorlar. Yani bizi irşad edecek bir hoca efendi gönderseniz diye. Yanındakine dönmüş demiş ki Allah'tan demiş mürşid istediler. Mürid isteselerdi ya sen gidecektin ya ben gidecektim başka. <laughs> Çünkü herkes mürşitlik yapmak istiyor. Herkes ayar vermek istiyor. Hiç ayar almak isteyen yok Süleyman. <laughs> Bak biz bir de ayar veriyoruz burada yani. ya. Yani şöyle, ne olduk ne, kime ayar veriyoruz ama şu ki? şu soru bağlamında mecbur öyle oldu. Yani soru yani. böyle geldiği için Lütfü abi. Şöyle çok az vaktimiz kalmış. iki dakika. Peki. Benim anladığım o zaman bu terbiye meselesi çok hassas bir mesele ve son nefese kadar devam ediyor. Ve hepimiz bu özellikle terbiye noktasında hani müstani kalacağımız bir atmosferde durmamalıyız. Kesinlikle. En yani, büyük ihtiyacımız bu. Yani bu dünyadaki en kıymetli soru yani aynada kendimize ya senden Murat nedir sorusunu sormaktır. Benden Murat nedir ya? Ben bu soruyu kendim bana cevaplayacağım. Bir de bu çok ilginç bir şey Süleymancığım. Bak bana bunu müretbi söylemeyecek. Ustam, şeyhim, üstadım işte profesör Yaşam koçu, mentor işte bunlar bana bunu fark ettirebilir, hissettirebilir. Ama kimse bunun adını koyamaz. Hmm. Koymaz çünkü bu bir şahsi mükellefiyettir. Hmm. Tam da kul olmanın ve bu dünyada insan olarak gelmenin zorunlu bir neticesidir. Onun kararını sen verip yolunu kendin çizeceksin. Yani Yüce Hazretler'in şiirinde hep söylerdiniz. O bulan sırrı tefridi, açan rahı tevhidi, bulan sırrı tefridi. Hüdayi'nin ümidi sensin ya Resulallah. İşte bu, bu noktada da Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepimizin ümididir. Niye? Çünkü hem kendi olup hem de Rabbinden gelen o görevi hakkıyla yerine getirme noktasında Herkese örnektir, üst ve hasenadır. Çok teşekkür ediyoruz Lütfü abi. Çünkü seni yok. tebrik ediyorum. Beni konuşturdun. Halbuki <laughs> beraber konuşmamız lazım. Ama bu program sen de bu konularda çok ciddi şeylerin vardır yani. yani, Estağfurullah. yani. Estağfurullah. Bu programın hakkı buydu. Evet. Ve bereket oldu. Zuhrat böyle oldu. Peki hayırlısı ee, olsun. Güzel de oldu. Böyle tek bir program yapacağız inşallah bundan sonraki dönemler için. Hemen hemen bir yarım saati Allah alem doldurduk. Peki. Ee, ben yine bize soru ileten herkese teşekkür ediyorum. Gerek Erkam TV vesilesiyle, gerek radyo vesilesiyle ya da YouTube üzerinden ya da sosyal medyadaki hesaplarımız üzerinden e, Kardeşiz programında konuşulmasını istediğiniz soruları bizlere iletirsiniz. Biz de inşallah e, Lütfü abimizle birlikte işleriz. İnşallah. Pekala. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Bir Kardeşiz programında daha görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.